Merhabalar çocuklar, haftanın dördüncü videosuyla yine birlikteyiz. 16 Nisan Perşembe bugün çocuklar. Bugün sizinle birlikte fen doğa etkinliği yapacağız, bir deney yapacağız. Ama öncelikle deneyimize geçmeden biliyorsunuz bu hafta konu tekrarları yapıyoruz sizinle birlikte. Geçen haftalarda hatırlarsınız sizlerle birlikte suyun hallerini öğrenmiştik, sohbet etmiştik. Bugün onun tekrarını yapmak istiyorum sizlere. Sohbetimizi yaptıktan, konu tekrarını yaptıktan sonra da deneyimize geçeceğiz. Çocuklar suyun kaç hali vardı? Hatırlayan var mı? Evet, tam 3 tane hali vardı değil mi? Katı hali, gördüğünüz gibi biz donmuş ve şekil almış haline biz ne diyoruz? Katı hali değil mi? Katı hali deyince aklınıza ne geliyor? Düşünün bakalım. Benim aklıma mesela kar geliyor, dolu geliyor, buzullar geliyor değil mi? Katı hali neydi çocuklar? Donmuş ve şekil almış haline biz ne diyorduk? Katı hali, evet. Bir de sıvı hali vardı değil mi çocuklar? Bakın, şekil almayan hali. Şöyle göstereyim. Suyun bir de çocuklar biliyorsunuz rengi ve kokusu da yoktu değil mi? Bir de gaz hali vardı çocuklar değil mi? Gaz hali nasıl oluşuyordu? Yeryüzünde sular buharlaşarak bulutları oluşturuyordu. Bulutlar zamanla buharlığı taşıyamaz hale geliyorlar ve yeryüzüne bırakıyorlardı değil mi çocuklar? Bakın damlacıkları görebiliyor musunuz? Damlıyor. Gaz hali nasıl oluşuyormuş çocuklar? Yeryüzündeki sular buharlaşarak bulutlar oluştururlar. Bulutlar zamanla buharlığı taşıyamaz hale gelirler ve yeryüzüne bırakırlar. Ve bu da suyun çocuklar gaz haliydi değil mi? Evet, isterseniz tekrar edelim. Suyun kaç hali vardı? Tam 3 tane hali vardı. Katı hali, sıvı hali, yani şekil almayan hali, bir de gaz hali. Gaz hali deyince aklınıza ne geliyor çocuklar? Evet, yağmurlar değil mi? Yağmurlar da bu şekilde gökyüzünden yeryüzüne düşmüş oluyor değil mi? Sıvı hali deyince aklınıza ne geliyor? Denizler ve göller değil mi? Harikasınız. Şimdi isterseniz deneyimize geçelim. Deneyimiz için gerekli olan malzemelerimiz 2 tane bardağım var çocuklar. Ben bardak kullandım. Siz başka bir şey de kullanabilirsiniz. Bir bardağı böyle pamukla içine, yani kenarlarını kapladım. 2 tane buz parçasına ihtiyacım var. Bu çocuklar hangi haliydi? Suyun katı haliydi değil mi çocuklar? Bir de streçe ihtiyacım var. Evet çocuklar. Şimdi 2 tane biliyorsunuz buz parçam var. Birini pamukla sarılı olan bardağın içine bırakıyorum. Diğerini de boş olan bardağın içine bıraktım. Sonrasında ikisini de ağzına sıkıca streçle kapatıyorum. Siz de bu deneyi evde kolaylıkla yapabilirsiniz. Evet çocuklar, ikisini sardım ve sonra oda ısısında bırakacağım ve biraz bekleyeceğim. Bekledikten sonra da hangi buzun daha geç eridiğini göreceğim. Sizce hangi buz daha geç erir? Evet, bence de pamuğun içindeki olan buz daha geç eriyecek. Çünkü bunun sebebi ısı pamuktan daha hızlı geçemez çocuklar değil mi? Pamuk onu koruduğu için, odadaki ısı pamuk olduğu için onu daha geç erimesine sebep olacak. Ama diğer kaptaki buz pamuklu olan, pamuğun içindeki olan buzdan
daha erken eriyecek. Evet çocuklar, deneyimizi yaptık. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer sizler de bu deneyi evde yaparsanız bizlerle paylaşmanızı rica ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi kocaman kucaklıyorum. Hoşça kalın.